Merhaba arkadaşlar. Bu hafta dişli döşemeler konusunu işleyeceğiz. Şimdi dişli döşemelere neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak için bunu öncelikle bir öngörüyle desteklemek gerekiyor. Şimdi betonarme plak döşemelerde daha önce bahsettiğimiz gibi geçebildiğimiz açıklıklar sınırlı. Bu sınırlı açıklıkları bazen mimari gereksinimler, bazen de kullanım amaçları nedeniyle büyütmemiz gerekebilir. Eğer örtülecek alanın açıklıkları büyürse, ister istemez daha önceki derslerimizdeki haşef formülünü hatırlarsanız, Ly bölü Lx oranına bağlı olarak oradaki plak yükseklikimiz artmaktaydı. Buna bağlı olarak da plak kalınlığının artacağı aşikardır. Şimdi plak kalınlığının artması oradaki rigidliği artıracağı için döşemenin davranışını geliştirecektir. Ancak ister istemez yapı ağırlığının da artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla düşey yükler açısından da enkesitler büyüyecek. Daha büyük kirişler, daha büyük kolonlar ve üst yapıdan gelen bu büyük yükleri taşımak için daha kalınlığı artan, İşte sürekliden ya da radya temele dönüşen temeller karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak deprem yükü gibi yatay yükler rinde sisteme etkisinin dikkate alındığında ve yeni yönetmeliklerde deprem yönetmeliğinin büyümesi, deprem etki kuvvetinin daha ciddi anlamda yapıyı etkir hale getirilmesi yapı maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu gidermek için döşeme sistemi yerine daha hafif ancak yapısal etkinliği de olan başka malzemeler oluşturulabilir mi ya da kullanılabilir mi? Ya da döşemenin kalınlığını kısmi olarak azaltacak, döşeme kalınlığının içerisinde döşeme kalınlığını destekleyecek acaba başka yapı elemanları kullanılabilir mi? İşte bunu düşünürken karşımıza şunu şu çıkıyor. Mukavemet derslerinden de hatırladığımız gibi I ve T kesitler sahip oldukları atalet momentine katkıları nedeniyle bu çözümlerde kullanılabilir. Bunu daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Tek doğrultuda çalışan dişli döşemeleri incelemeye başlarsak öncelikle şuna belirlememiz gerekiyor. Tek doğrultuda dişler istersek burada göründüğü gibi X doğrultusunda, istersek de Y doğrultusunda yapabiliriz. Bakın arkadaşlar, bunlar bizim dişlerimiz. Bunlar bizim dişlerimiz ve enkesitimizi de burada görebiliyoruz. Şimdi tek doğrultuda çalışan dişli döşemelerin özelliklerini bir inceleyelim. Özellikle şunu unutmamak lazım. Serbest açıklıkları 700 milimetreyi geçmeyecek. Yani 70 santimi geçmeyecek. İki dişin arası, şuradaki iki dişimizin arası 70 santimi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş. İnce bir tabladan, bakın tabla dediğimiz şu aradaki bizim döşeme diye de tanımlayabileceğimiz parçacık döşemeleri biz dişli döşeme olarak adlandırıyoruz. Döşeme açıklıkların büyük olması durumu dişli döşemedeki plak kalınlığının da arttığı anlamına gelir. O yüzden ekonomiklikten uzaklaşmamak için dişli döşemelerde de belli bir aralıktan daha fazlasını, belli bir açıklıktan daha fazlasını kullanmamakta fayda vardır. Dişli döşemelerde açıklığın büyük olması durumunda tekil ve şerit yüklerin döşemeye etkime durumunda ve döşemede boşluk bırakılması istenildiğinde önlem almadan kullanılan bir döşeme türü olduğunu da unutmamakta fayda var. Şimdi arkadaşlar, yönetmeliğimiz dişli döşemelerinin hangi durumlarda kullanılabileceği ile ilgili bize bazı kısıtlamalar getirmiş. Bu 2018'de çıkan yönetmeliğin 4.3.4.3 maddesinde deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler. Arzu eden arkadaşlarımız tablo 4.3.4.3
Nokta 1 de bunları A3, A31, B31 ve C31 taşıyıcı sistemleri olarak görebilirler. Ve sadece DTS3 ve DTS4 olan binalarda kullanılacaktır diye bir kısıtlama gelmiş. Yani DTS1 ve DTS2 tür binalarda artık bunların kullanılmasına yönetmenimiz izin vermemekte. Dolgulu asmalen veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemlerde perde içermedikleri takdirde, bakın burası gerçekten önemli, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS3 ve DTS4 olan binalarda kullanılacaktır denilmekte. Bu tür taşıyıcı sistemler süneklik düzeyi yüksek betonarme bağ kirişli yani boşluklu veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi yüksek çelik dış merkez veya merkezi çaprazlı çerçevelerle birlikte düzenlenerek süneklik düzeyi karma sistemler olarak yapılabilir. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Bizim asmalen döşemeleri kullandığımızda yönetmelik bizim DTS ve DTS4 olan binalarda kullanmamızı ve taşıyıcı sistemlerinde süreklik düzeyi yüksek betonarme bağ kirişli boşluklu veya boşluksuz perdelerle teşkil etmemizi önermektedir. Şimdi deprem yönetmeliğinde az önce A30, A3.1, B3.1 ve C3.1 binalarında bunu kullandığımızdan bahsetmiştik. Bakalım bunlar neymiş? A3.1 dediğimiz deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonar ve çerçevelerde karşılandığı binalar. Yani sadece çerçevelerden oluşan binalarımız bunlar. Burada bina yükseklik sınırları BYS 7'den büyük olarak verilmiş. Taşıyıcı sistem davranış katsayımız da 4 olarak verilmiş. Bu süneklik düzeyini belirlemek için kullanacağımız bir değer olduğunu hatırlamakta fayda var. B3.1 için ise davranış katsayımız 3, BYS'imiz de 8 olarak verilmiş. Burada bakın deprem etkilerinin tamamının bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı ön üretimi yani prefabrik çerçevelerde karşılandığı binalardan bahsediyoruz. Son olarak da C3.1 dediğimiz deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçevelerle karşılandığı binalar. Burada da BYS'miz 7 ve 7'den büyük olmak durumunda. Bunlar da diğer bina türlerimiz arkadaşlar. Şimdi BYS 7 ve BYS 7'den büyük bize neyi anlatıyormuş? Bakın arkadaşlar, bize bunlar DTS 3 ve DTS 4 olan binalarda kullanılabileceği söylenmişti. Bakın DTS 3 ve DTS 4 olan binalarda BYS'miz 7 ve 7'den büyüktü. Buraya baktığımız zaman moment aktaran ön üretimli binaların en fazla 10,5 metre yüksekliğinde yapabiliyoruz. Yani 3 metre dersek bir bina yüksekliğine yaklaşık işte en fazla 4 katlı bir bina olarak düşünebilirsiniz. Diğer ikisinde hem çelik çerçevelerde süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeveler ve sadece çerçevelerden oluşan binalarla yapıyorsak bunu arkadaşlar kat yüksekliğimiz 10,5 ile 17,5 arasında değişmekte. Yani 3 metre derseniz 6 katlı bir binayı yapamıyorsunuz. 5 katlı bir binayı buradaki gibi nervürlü döşemelerle yapmamız mümkün. Yönetmelik bizi buradan kurtulabilmemiz için dikkat ederseniz burada bahsettiğimiz gibi boşluklu ve boşluksuz perde yapmaya yönlendiriyor. Eğer boşluklu ve boşluksuz perde yapabilirsek o zaman bakın A2, B2 ve C2. Onlara bakarsak A2 süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler,
Bakın burada BYS 6'ya gidebiliyoruz. BYS 6'ya gittiğimiz zaman da yükseklik artık 17,5 ile 28. Yani burada dikkat ettiğimiz gibi artık neredeyse 10 katlı bir binaya yakın bir yapıyı gerçekleştirmemiz mümkün. Devam edelim. Şimdi nervürlü dediğimiz zaman boşluksuz dişliden bahsediyoruz. Ne demek bu? Ne demek bu? Şuraya yakından bakarsak bakın boşluklarımız var. Küçük kirişlerin arasında boşluklarımız var. Bunları biz nervürlü döşeme sistemi diyoruz. Ve de dolgulu asmalen döşemelerimiz var. İşin içerisine dolgu girdiği zaman artık nervürlü demiyoruz bu tip döşemelere. Daha önce dersimizde de bahsetmiştik. Bunlara asmolen döşeme diyoruz. Bunlar farklı şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Yani şimdi birazdan bundan. Evet, az önce asmolen döşemeleri üstten bakmıştık. Şimdi bir de alttan bakmıştık. Bir de yapım aşamasında nasıl yapıldığına bakalım. Görüyorsunuz bizim burada yatık kiriş ya da yastık kirişi dediğimiz ana taşıyıcı kolonları birbirine bağlayan kirişlerimiz var. Bu kirişlerin arasında nervürlerimiz var. Görüyorsunuz bir doğru, tek doğrultulu nervürlü döşememiz bu. Eğer nervürlerin arasını buradaki gibi bir dolgu malzemesiyle doldurursak, burada görüyorsunuz bakın tuğlalar kullanılmış, asmalen tuğlaları. Bu asmalen tuğlalarıyla eğer boşlukları doldurursak tavanda buradaki gibi bir düz yüzey elde etmemiz mümkün. Ve az önce bakın yatık ve yastık kiriş dediğim yatık kirişleri de burada görüyorsunuz. Bunlar aksları birbirine bağlayan. Buradaki yapı biraz perde andırıyor ama olmayabilir de. Birbirine bağlayan ve esas taşıyıcı olan kirişlerimiz, yatık kirişlerimiz. Arada da nervürlerimiz var. Bunlar bizim nervürlerimiz. Nervürlerini bir dolgu malzemesiyle doldurduğumuzda karşımıza asmolen döşeme sistemleri çıkmakta. Şimdi biz bu asmolen döşemelerde farklı malzemeler kullanabiliyoruz. Mesela hafif BIMS beton kullanabiliyoruz. Boşluklu pişmiş kil, yani az önce gördüğümüz asmolen tuğlaları kullanabiliyoruz. Gaz beton kullanabiliyoruz. Sert polistiren köpük, yani strafora benzeyen sert köpükler kullanabiliyoruz. Bakın işte burada örnekleri var. İşte hafif betonlarımız, kil dediğimiz burada görüyorsunuz tuğlalarımız, asmalen tuğlalarımız. Burada da strafor köpüklerimiz var. Bunlar zaten buradaki boşluğu dolduracak şekilde yapılıyor. Ve burada bu boşluklar buradaki straforlarla dolduruluyor. Ve bu doldurularak da hem düz bir tavan yüzeyi elde etmiş oluyoruz. Aşağıdan baktığımızda hani bu kirişsiz döşemelerde elde etmek istediğimiz düz tavan yüzeyleri bakın burada elde etmek mümkün. Böylece istediğimiz gibi kolonların arasında boş duvarlar yapmak mümkün. Bu şekilde sistemimizi taşıyıcı hale getirmemiz mümkün. Devam edelim. Şimdi burada tabii anlaşılması gereken önemli bir nokta var. Biz burada bir dişli döşemeyi ya da asmolen döşemeyi çözerken tek bir dişi çözeceğiz. Yani tek bir dişi sistemden koparacağız. Koparttıktan sonra bu dişi çözümler hale geleceğiz. Şimdi o zaman baktığımızda arkadaşlar tabii şuraya da bakmak lazım. Şimdi bu tek doğrultulu bir dişli döşeme. Bakın dişlerimiz şurada. X'e paralel yönde, X ekseninde paralel yönde dişlerimiz var. Bunlar bizim yatık kiriş dediğimiz ya da yastık kirişi dediğimiz kirişlerimiz. Şunlar da dişlerimiz. Diğer yönde ise bu yönde bakın dişlerimiz yok. Bu diğer yönde de eğer diş olursa biz buna çift yönlü diyoruz ve onları kaset döşeme olarak adlandırıyoruz. Şimdi dişlerimize dikkat ederseniz burada tek bir dişi çıkarırsak, şu parçacığı buradan çıkartırsak,
Buradaki bizim dik dişimiz, dik kirişimiz ya da yatık kirişimiz ya da yatık da olmayabilir. Bakın aradakini yatık kiriş yapmışız, bunları dik yapmışız. Bu mühendisin ve mimarın karar vereceği bir durum. Neden bunu yatık yapmayabiliriz? Çünkü zaten burası dış duvar olacağı için, bunun altında bir dış bir duvar olacak. Yani binamızın dış cephesi olduğu için bizim düz bir yüzeye ihtiyacımız yok burada. Ama sistemin ortasında yani odaların bölünmesine rahat karar verebilmemiz için burada yatık kirişleri yerleştirmemiz mümkün. Yatık kirişleri dikkat ederseniz, mesnet gibi kabul edersek yatık ve baş akslardaki kirişlerimizi mesnet gibi kabul edersek, karşımıza bakın mesnet, burada bir dişimizin boydan boya görebiliyoruz. Bu bizim dişimiz. Diğer mesnetimiz, tabii yine bakın nereye kadar, ortasına kadar mesnetimiz. Bir mesneti nereye çiziyoruz? Kirişin ortasındaymış gibi çiziyoruz. Yani serbest açıklığımız var burada. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bunun ortasına kadar çizdiğimizde diğer serbest açıklığımız ortamıza çıkıyor. Demek ki bizim buradaki PD1 yükünü ve buradaki PD2 yükünü bulduğumuz durumda bu sistemi burada iki açıklıklı bir basit sistem olarak çözmemiz mümkün. Tabi burada bu dişi nasıl alacağız? Bu dişi nasıl belirleyeceğiz? İşte burada bir 100 santimlik bir gösterim var. 100 santimlik bir parçacık olarak düşünebiliriz buradaki parçacığı. O zaman bakın 100 santim olarak alırsak iki tane bu sisteme has olmak üzere iki tane işin içerisine diş girmiş. Plak ağırlığı var. Burada bakın plak ağırlığını oluşturacak plağımız var. Şurada bir plağımız var. Bizim bunu çözümlememiz gerekiyor. Bunu çözümlerken dikkat etmemiz gereken birkaç tane özellik var. Bir tanesi dişin yüksekliği, diğeri dişler arasındaki uzaklık ve bunların hepsi TS500'ün belirlemiş olduğu kurallara uygun olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar, diş doğrultusu, şimdi şu an dikkat ederseniz X yönüne paralel bir diş seçimiyle karşı karşıyayız. Bunların dişlerin X doğrultusunda mı, Y doğrultusunda koyulup koyulmayacağı bizim sistemimizin davranışını etkileyeceği için buna mühendisin doğru şekilde karar vermesi lazım. Yani dişler X doğrultusunda olur ya da dişler Y doğrultusunda olur diye bir ön görümüz mümkün değil. Bizim bunu hesaplarla ya da öngörüyle karar verip hesaplarımızı ona göre geliştirmemiz gerekmekte. Şimdi gelelim dişli döşemenin kurallarına. İlk başlarken iki diş arasının en fazla 70 santim ya da 700 milimetre olacağından bahsetmiştik. O zaman iki dişimizin arası, net açıklıktan bahsediyorum bakın, yanağından diğer yanağına 70 santimden küçük olmalı. Bizim dişlerimiz 10 santimden büyük olmalı. En az 10 santim olmalı. T dediğimiz bizim döşememizin ya da plağımız diyelim burada. Çünkü bunun hepsi döşeme. Plağımızın kalınlığı için bakın birden fazla öngörü var. Bunlardan birincisi en az 7 santim olmalı. Yani 7 santimden büyük olmalı. Ya da bakın 0,1 nokta E dediğimiz bir durum var. Bunu yerine koyduğumuzda zaten 7 santim çıkıyor dikkat ederseniz. O zaman şu hükümsüz kalıyor. Bizim T yüksekliğimiz ya da plak kalınlığımız en az 7 santim olma zorunluluğu var. Net beton örtüsü, net beton örtümüz 1,5 santimden büyük olmalı. Haşef için 3 tane öngörümüz var. Bu öngörüler bakın haşefimiz plağımızın üstünden kirişimizin altına kadar olan yüksekliğimiz, tekrar ediyorum, plağımızın üstünden kirişimizin ya da dişimizin altına kadar olan yükseklik T
tek açıklıklı, basit mesletli bir sistemden bahsediyorsak, bakın bu sürekli bir kiriş sistemi, sürekli bir kiriş sistemi. Bunun şu tek açıklıklı, şu parçacık tek açıklıklı, şu iki tane döşememiz yan yana varsa buna sürekli diyoruz. O zaman arkadaşlar görüyorsunuz Lnet bölü 20'den tabii ki Lnet dediğimiz şurada öngörürsek işte Lnetlerimiz şöyle görebilirsiniz. Şunlar bizim Lnetlerimiz diye düşünebilirsiniz. Ya da dişlerimiz hangi doğrultusuysa ona göre karar vereceğiz. L yani şöyle düşünelim. Bizim Lnetlerimiz işte şuradaki Lnetimiz, buradaki Lnetimiz diye düşünürseniz Lnet bölü 20, Lnet bölü 25 ya da konsonsa Lnet bölü 10 olmak üzere belirlenmekte. Bunlar bizim plak kalınlığımız ve diş plak artı dişimizin toplam yüksekliğimiz ve aynı zamanda iki tane diş aralığı için öngördüğümüz minimum koşullar. Bir de kirişler için ya da buradaki dişler için sınırlarımız var. Dişlerimiz için sınırlarımıza da dişler için sınırlarımız dışında bir de kirişlerimiz için var. Burada ana taşıyıcı kirişlerimizden bahsetmiştik. İşte onlar şunlar. Ana taşıyıcı kirişlerimiz. Onların sınır şartları da deprem yönetmeliğinde daha önce kirişler için öngördüğümüz sınır şartları. Dişli döşemelerde bir diğer önemli husussa diş aralıklarının artmasıyla birlikte dağıtma dişinin kullanılması gerekliliğidir. Örneğin gördüğünüz gibi 4 metreden büyük, 7 metreden küçük bir açıklık geçtiğimiz zaman dişlere dik doğrultuda buradaki dişlerin rigidliğini arttırmak için bir adet dağıtma dişi kullanılmıştır. Bu dağıtma dişinin betonarmesi bizim diğer dişlerimizde özdeştir. 7 metreyi aştıktan sonra buradaki açıklıkları eşit olarak bölecek şekilde birden fazla yani 2 adet dağıtma dişi kullanılması bu doğrultudaki dişlerin rigidliğini arttıracağı için oldukça önem ihtiva etmektedir. Şimdi arkadaşlar bir dişe etkileyen düzgün yayılı yükü öncelikle nasıl bulunacağını bir belirlemeye çalışalım. Burada gördüğünüz gibi bir guseli diş yapısından bahsediyoruz. Bu guseli diş yapısında bizim bir dişimizi çözümlemeye yapacağız. Bunun için şu dişin ağırlığını bulmaya çalıştığımız zaman dikkat ederseniz üzerinde bir plağımız ve bu plağımızın altında bir dişimiz bulunmaktadır. Bu plak ve dişin ağırlığını düzgün yayılı yük haline çevirmeye bizim için önemlidir. Bakın biz bir dişimizin üzerinde gördüğünüz gibi alansal olarak etkileyen bir yük bulunmakta. Ancak biz bunu çözümlemek için yapacağımız bu alansal yükü buradaki B genişliğiyle çarparak düzgün yayılı yük haline getirmek. Bu düzgün yayılı yük haline getirdikten sonra çizgisel olarak bunu iki açıklıklı, üç açıklıklı, tek açıklıklı bir sistem olarak mesletti, tek açıklıklı bir sistem olarak çözüp betonarmesini yapabiliriz. Her bir dişin payına gelen düzgün yayılı yük alansal yükten hesaplandıktan sonra düzgün çizgisel yüke çevrileceğini de unutmamamız gerekmekte. Şimdi dolgulu ve dolgusuz dişli döşemelerde bir dişe etkileyen yük hesabı için öncelikle şunu öngörmemiz gerekiyor. Bakın dişli döşemelerde şerit yük hesabı dişlere dik yönde 1 metre uzunluğunda ve etki genişliği B olan bir diş için yapılır. Buradaki etki genişliğimizi şöyle düşünelim. 70 santim genişliğinde bir boşluğumuz var. İki diş arasındaki boşluğumuz var. Burada da 70 santim genişliğinde bir boşluğumuz var. Bakın bunun yarısı kadar gittik. 35 santim buradan geldi. 35 santim buradan geldi.
10 santim de buradan geldiğinde bizim buradaki B genişliğimiz 70 artı 10'dan 80 santim olmakta. Yani bu bağlamda biz bir önceki slayta dönersek buradaki bulduğumuz yükü 0,8 ile çarparak bunu düzgün çizgisel bir yük haline getirebiliriz. O zaman öncelikle bakın bu parçacıkta neleri dikkate alacağız. Şimdi B genişliğimizde, şurada B genişliğimiz var görüyorsunuz. B genişliğimizde bir kaplamamız var. Bir kaplamamız var. Bu B genişliğinin üzerindeki kaplamayı alıyoruz. Kaplamamız dışında sıvamız var. Tabii burada sıva nereye yapılacak arkadaşlar? Üst tarafa sıva yapmayacağız. Burada sıvayı yapacağımız yerler, eğer buraya bir dolgu malzemesi kullanıyorsak bu parçacıkları sıvamamıza gerek olmaz. Sadece şu parçayı sıvarız. Ama bir dolgu malzemesi kullanmıyorsak, dişli bir döşeme hesabı yapıyorsak burası da sıvanacaktır. Şu parça, bu parça, bu parça, bu parça. Bunların tüm parçaları sıvanması gerekiyor. Onun dışında bir diş ağırlığımız var. Diş ağırlığımız nedir? Bakın şuraya haşef dersek, haşef dersek, buradan şu T parçacığını çıkartırsak ve işte burada tabii burada görüyorsunuz bir guse payımız var. Bu guseyi de dikkate aldığımızı düşünün. Yarısı bunu, ya da burayı çözümleme yaparken dikdörtgen diye düşünelim. Burada T yani buradaki plak kalınlığını çıkardığımızda ne kalacaktır elimize? Diş kalacaktır. Ancak biz buradaki dişi, şu parçayı sanki tamamını bir dişmiş gibi düşüneceğiz. Sonra eğer bu nervürlü döşeme ise, yani dişli döşeme değil nervürlü döşeme ise, bakın burada bir dolgu parçacığı var. Burada da bir dolgu parçacığı var. O dolgunun parçacığını nasıl buluyoruz? BV'den BV genişliğini çıkartırsak şu parçacık kalır, değil mi? Ayrıca HF'den T'yi çıkartırsak da şu uzunluğu bulmuş oluruz. İşte o zaman ne olur? İki dolgu alanını bulmuş oluruz. Onu da dolgunun birim hacim ağırlığıyla çarparsak dolgunun buradaki katkısını hesaplamış oluruz. Hareketli yük yine binanın kullanım amacına göre belirlenmekte. Ancak burada daha önceki çözümlerimizden farklı olarak hareketli yükün de B genişliğiyle çarpıldığını öngörmemiz gerekiyor. Neden? Daha önce burada gösterdiğimiz gibi biz plağın çizgisel hale dönüştürmek için buradaki B genişliği de çarpıyoruz. Böylece bunu çizgisel bir yük haline dönüştürebiliyoruz. Buradan bulduğumuz G'yi 1,4 ve bulduğumuz Q'yu 1,6 ile çarptığımızda hesap yükünü hesaplamış olacağız. Şimdi arkadaşlar burada yükleri bulduktan sonra, üzerindeki yayılı yükleri bulduktan sonra sürekli kiriş gibi, eğer sürekli kiriş kat sayılarını oradaki bizim şartlarımızı, daha önce bunlardan bahsetmiştik, sağlıyorsa o zaman yine sürekli kiriş kat sayılarını burada da kullanabiliriz. Eğer sürekli kiriş kat sayıları sağlanmıyorsa, işte iki tane açıklığın birbirlerine oranı, G ile Q arasındaki oran, bunları hatırlayacaksınızdır. O zaman cross yöntemi gibi bir yapı statiği modelini kullanmamız gerekiyor. Tabii o zaman cross ile yapıyorsak şunu unutmamak lazım. Ne yapacağız? Burada kombinasyonları dikkate almamız gerekiyor. Yani nedir o? Dolu, boş, boş, dolu, dolu, dolu. Yani bu parçacığı 3 kez çözeceğiz. Bunu dolu, dolu, boş, dolu, dolu, boş, boş, dolu, dolu ve dolu dolu boş, dolu dolu boş olmak üzere çözmemiz gerekiyor. Yani buradaki süperpozisyonlarla cross yönteminde kullanarak momentleri hesapladıktan sonra artık çözer hale gelebiliriz. Tabii şunu unutmamak lazım. Şunlar bizim mesnetlerimiz. Yani dişlerimize dik yöndeki kirişler. Şu da bizim bir dişimiz. Şimdi şuradan geri dönersek bakın dişimiz aslında bir küçük kiriş parçacığına benziyor. Üzerinde bir plak var ama şurası bir kiriş. O zaman
Çözüm yöntemi nasıl olacak? İşte dişlerin konstrüktif kurallarına uygun şekilde bunu çözmemiz gerekiyor. Neymiş konstrüktif kurallarımız? Daha önce işte E'nin 700'den küçük olması gerekliliğinden bahsetmiştik. T'nin E bölü 10'dan ya da yeni yönetmeliğe göre işte 0,7'den küçük olma, yani en az 7 santimi sağlaması gerektiğini söylemiştik. Burada yazdığımız değerler TS500 konstrüktif hesapları. Ancak biz deprem yönetmeliği konstrüktif hesaplarını daha önce vermiştik. Lütfen öncelikle onları dikkate alalım. Minimum etriye için, bakın bir anda minimum etriye çıktı karşımıza. Neden? Çünkü biz şunu 3 boyutlu olarak düşünürseniz, şu dişi çözüyoruz. Bu diş aslında bir kiriş parçacığı. O zaman bunu bir kiriş gibi çözeceğiz demek ki. Burada bir etriye hesabı yapacağız. Şu etriyeyi hesaplayacağız. Aynı zamanda burada boyuna donatılarımız var. Boyuna donatılarımızı hesaplayacağız. O zaman boyuna donatıları hesaplıyorsak, dişli döşemedeki bu kiriş parçalarını ya da dişlerimizi eğilme ve kesme donatısı gibi hesaplayacağız. Kesme için VD'nin V kritikten küçük olması ya da VD'nin V kritik ile V max arasında kalması ya da VD'nin V max'tan büyük olması şartları kontrol edilecek. Eğer buradaki gibi ise minimum etriye konulacak. Aradaysa etriye şartı sağlanacak. Minimum etriye için fi 8 bölü 25 önerilmiş. Aynı zamanda eğilme donatılarımızı çift donatılı kirişlerdeki gibi, Uğur hocamızın kitabında belirtildiği gibi, çift donatılı kirişler gibi çözeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken, bakın bir de plak hesabı var. Burada plakımız var, görüyorsunuz. Plak için plak kesit alanında en az 1/15'lik bir donatı olması öngörülmüş ve plaklarımızdaki donatı aralığının da en az 25 santim olması gerekliliğinden bahsedilmiş. Burada da arkadaşlar şu ana kadar anlatmış olduğumuz konuların kaynaklarını görebilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta bu dersteki bugün anlattığımız dişli döşemelerin örneğini yapacağız. Haftaya görüşmek üzere.